işte bu meydanda kente adını veren Vietnamlıların çok sevdiği lider Ho Chi Minh'in de anıtını görüyoruz. Arkamda bu sarı eşsiz mimariye sahip olan bina Fransızlar döneminde yapılıyor. Çünkü Vietnam'a 1858 yılında Fransızlar da geliyorlar. Tarihi Ho Chi Minh kentinin merkezi Fransızlardan kalan mimarilerle dolu. Şimdi eski ismiyle Saigon, bugünkü ismiyle Ho Chi Minh kentinin meşhur Birleşme Sarayı'ndayız. Of of of, meyvelerin güzelliğine, renkliliğine, canlılığına bakar mısınız? Uzun ve keyifli bir yolculuğun ardından Türkiye'den birlikte geldiğimiz eğlenceli grubumuzla Vietnam Havalimanı'nda bizi bekleyen otobüsümüze atlayıp şehir merkezine doğru yol alıyoruz. Dünyanın bir ucunu, Vietnam'ı birbirinden eğlenceli misafirlerimizle keşfedeceğiz. Vietnam, Güneydoğu Asya'da yaklaşık 100 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülke. Ve kişi başı gelir bu ülkede yaklaşık 6500 dolar. Ülkenin başkenti Hanoi. Biz ise Saigon şehrini gezeceğiz şimdi. Grubumuzla beraber uçaktan indik ve uçaktan iner inmez hemen Saigon kentinin, Ho Chi Minh kentinin merkezine, meydanına, kalbine geldik. Burası Ho Chi Minh Meydanı. Ve grubumuzu da turumuz boyunca tanımaya çalışacağız. Herkesi sizlere göstermeye çalışacağız. Mükemmel bir gezi gerçekleştireceğiz. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz Ho Chi Minh kentinin yaklaşık 10 milyonluk nüfusu var. Vietnam'ın en önemli kentlerinden biri, Vietnam'ın en büyük şehri ve beraber keşiflere başlayacağız. Kentin kalbi, Ho Chi Minh Meydanı, şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Şehir bu meydanın etrafında kurulu. Hayat bu meydandan akıyor. İşte bu meydanda kente adını veren Vietnamlıların çok sevdiği lider Ho Chi Minh'in de anıtını görüyoruz. Ho Chi Minh 1890-1969 yılları arasında hayatını bu topraklarda sürüyor ve Amerika ile yaşanan Vietnam Savaşı'nda çok önemli liderlik yapmıştı bu ülkeye. Bu nedenle Vietnamlılar Ho Chi Minh'e her zaman bir minnet duyuyorlar çünkü savaşın kazanılmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Vietnam'ın ulusal kahramanı Ho Chi Minh. Her yerde heykeline anıtını görmek mümkün. İşte arkamızda da Saigon kentinde, yani Ho Chi Minh kentinde de anıtı bulunuyor. Hemen arkamıza baktığımız zamansa Fransızlar döneminden kalan belediye binasını görüyoruz. Bugün hala kullanılan bir bina. Zaten kentin dört bir tarafına baktığımız zaman Fransız eserleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Ama bulunmuş olduğumuz bu noktada hem tarihi gördüğümüz gibi hem de yeni, bugünü görüyoruz. Modern Ho Chi Minh kentini görüyoruz. Vietnamca ışığa kavuşturan anlamına gelen Ho Chi Minh, bugün aradan yıllar geçse de hala saygıyla anılan bir lider. Ho Chi Minh hakkında kötü söz söylemek yasak bu ülkede. Evet, bu arada görüyorsunuz, bulunmuş olduğumuz bu noktada herkes fotoğraf çekinmek istiyor. Yerli, yabancı turistlerin, herkesin fotoğraf çekindiği önemli bir nokta burası. Hanımefendi de görüyorsunuz, bana şapkasını ödünç verdi. Zaten Vietnam demek işte bu geleneksel konik şapkalar demek. Burada herkesin kafasında bu şapkalar var. Biz de alacağız. Evet, biz de alacağız. Ve ben de foto. Yes. Evet, fotoğraflarını çekiniyorlar. Do you want? Evet, yo, şapkası. Yo. Ha, okey. Ben de, beni de istiyorlar fotoğrafın içine. Okey, Yasin'cim sen çekeceksin. Tabii ki biz de bu fotoğrafları sosyal medyamızda paylaşacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz Dünyayı Geziyor. Şimdi kent merkezinin bir başka durağına geçiyoruz. Kentin en önemli miraslarından birine hoş geldiniz. Şimdi şehrin en önemli sembollerinden birinin yanı başındayız. Hemen arkamda kentin posta binası kendini gösteriyor. Arkamda bu sarı eşsiz mimariye sahip olan bina Fransızlar döneminde yapılıyor. Çünkü Vietnam'a 1858 yılında Fransızlar da geliyorlar. Vietnam'ın komşuları çok önemli. Stratejik konumu çok önemli olduğundan dolayı 1858 yılında Fransızlar bu topraklara ulaşıyorlar ve bölgeyi 1955 yılına kadar hakimiyetleri altında tutuyorlar. İşte Fransızların buraya geldiğinde ilk inşa ettikleri yapılardan biri arkamızdaki posta binası. Posta binası Asya ve Avrupa mimarisini içinde barındıran
Vietnam'ın en değerli eserlerinden biri. Bugün hala bu tarihi eser kullanılıyor ve 1800'lü yılların ortasında Eiffel Kulesi'ni inşa eden mimar Gustav Eiffel tarafından yaptırılıyor. Hala kullanılıyor. Hala bugün buraya gelen turistler postalarını bu güzel posta binasının içine gelerek gönderebiliyorlar ve yerel halk da yine posta binasını kullanmaya devam ediyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi sizlerle beraber bu tarihi mekanın içine de girelim. Bakalım içinde neler var görelim. Yapıldığı günden itibaren hiç zarar görmemiş bu tarihi postane. 1886-1891 yılları arasında inşa edilmiş. İçine girdiğimiz zamansa minik minik pul satan böyle dükkanlar olduğunu görüyoruz. Hediyelik eşya satan dükkanlar olduğunu görüyoruz. Kültürü anlatan, Vietnam'ı anlatan, Ho Chi Minh şehrini anlatan böyle görüyorsunuz hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar var. Evet, çok kalabalık. Buraya gelenler görüyorsunuz bakın kendilerine buradan hediye gönderiyorlar. Vietnam'ın renkli pullarından satın alarak koleksiyonlarına katıyorlar. Bakar mısınız? Bakalım neler varmış burada? Evet, işte Vietnam'ın sembolleri, pulları. Görüyorsunuz bisikletler var. Tam yapışan ona baksın, ben de buna bakayım. Evet, Halong Bay, görüyorsunuz Halong Körfezi. Vietnam'ı anlatan, Vietnam'ı sembolize eden her türlü pulu bu postane binasında bulmak mümkün. Postane binasının hemen karşısında bu arada kilise var. Kilisenin maketini yapmışlar. Birleşme Sarayı'nı yapmışlar. Postane binasını yapmışlar görüyorsunuz. Bu sanırım nasıl? Aa çok güzel. Görüyor musunuz? Bakın normalde bir kitap gibi ama açıyorsunuz içinden maketi çıkıyor postanenin. Çeşitli el sanatları, rengarenk pullar, bölge geleneklerini anlatan en güzel detaylar. İnsan bir şeyler almadan çıkamıyor buradan. Postanenin içinde aynı zamanda turistleri kendine çeken çok güzel minik minik dükkanlar da bulunuyor. Hediyelik eşyaların satıldığı. Özellikle Vietnam dendiği zaman aklıma benim zaten her zaman hasır şapkalar geliyor. Bu hasır şapkalar tamam ama Vietnam'ın sembolü olan asıl hasır şapkalar bunlar. Bütün pirinç teraslarında çalışanlar, dışarılarda çalışanlar hepsi bu şapkalardan kullanıyorlar. Vietnam'ın olmazsa olmazı bu güzel şapkalar. Yakupcan nasıl? Şapkaları beğendin mi? Bak çok güzeller ya. Aynı zamanda yine kültürü simgeleyen, bakın görüyorsunuz böyle hediyelik eşyaları görebiliyorsunuz. Vietnam'ın hanımları, şapkaları bakın olmazsa olmaz, rengarenk kıyafetleri, renkli kültürlerini her yerde görebiliyoruz. Postane aynı zamanda hediyelik eşyaların satıldığı bir merkez. Hızlıca bu tarihi postaneyi gezip, Yakupcan için alışveriş yapıp, postanenin karşısındaki katedrale geçiyoruz. Tarihi Ho Chi Minh kentinin merkezi Fransızlardan kalan mimarilerle dolu. 1858 yılından 1955 yılına kadar bu bölgede hakimiyetlerini süren Fransızlar kendi mimarilerini, kendi geleneklerini, kültürlerini buraya aktarmak için her türlü mimarilerini de inşa etmişler. İşte bir Fransız katedrali hemen arkamızda bulunuyor. Notre Dame Katedrali. Kıpkırmızı taşlarla inşa edilmiş, yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip olan iki tane çan kulesi var. 11 Nisan 1881 yılına tarihleniyor katedralin mimarisi. Fransızlar bu katedrali merkez katedrali olarak kullanmışlar ve bugün de hala bu katedral Hristiyanlar tarafından kullanılıyor. Bir Katolik katedrali hemen önüne baktığımız zamansa Meryem Ana'yı tasvir ettiğine inanılan bir de heykel bulunuyor. Fransızların izleriyle dolu olan bu tarihi merkezden bir başka gezi rotasına geçiyoruz. Şimdi eski ismiyle Saigon, bugünkü ismiyle Ho Chi Minh kentinin meşhur Birleşme Sarayı'ndayız. Birleşme Sarayı tarihte Güney Vietnam'ın yönetim merkeziydi ama bugün de hala kullanılıyor ve meclis olarak yoluna devam ediyor. Aynı zamanda belli bir kısmı müze olarak da geziliyor. Peki nedir Birleşme Sarayı? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Yaşanan Vietnam-Amerika Savaşı'nda ülke Kuzey Vietnam, Güney Vietnam olarak ikiye bölünmüştü. Aynı Kore gibi. Güney Kore, Kuzey Kore gibi Vietnam'da Kuzey Vietnam, Güney Vietnam olarak ikiye bölündü. Ardından Vietnam Amerikalılara karşı savaşı kazanınca 1975 yılında da işte bu saray inşa ediliyor ve Kuzey Vietnam'la Güney Vietnam'ın birleşmesi anısına bu ismi alıyor. Görüyorsunuz oldukça büyük, oldukça ihtişamlı bir bina. Çevresinde de komünizm bayrakları dikkat çekiyor.
Çünkü Vietnam komünizm sistemiyle, rejimiyle yönetiliyor. 1975 yılında ülke Amerika'ya karşı bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin yönetim rejimi komünizm oluyor. Bu nedenle de ülkenin birçok noktasında bu bayraklar dikkat çekiyor. Şehir merkezinde gezimizi tamamladıktan sonra artık şehrin kalbindeki konaklayacağımız otelimize gelmiş bulunuyoruz. Ho Chi Minh kentinin tam da kalbindeyiz. Çok güzel bir otelde kalacağız. Tabii geldik, Yakupcan bizden önce geldi. Burada babası ona duşu açmış. Yakupcan suyun içerisinde keyif yaparken ben de şimdi odaya geldim ve odada biraz dinleneceğiz. Dinlendikten sonra kaldığımız yerden bu macera dolu şehri sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Ailecek yeni güne dinlenmiş olarak uyanıp hemen kahvaltıya gidiyoruz. Of of of, meyvelerin güzelliğine, renkliliğine, canlılığına bakar mısınız? Beni Aslı'ya çeken en önemli unsurlardan biri de işte bu rengarenk tropikal meyveler. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Çok enerjik başlamak için güne ben tropikal meyveleri tercih ediyorum. Önce Rose Apple'dan başlamak istiyorum. Yani gül elması. Bizim elmalarımızdan çok farklı. Şöyle göstermek istiyorum. Gül şeklinde aslında bu meyve. İki tane elmayı şöyle yan yana getirdiğimiz zaman gül şekli oluştuğu için gül elması adını vermişler. Hemen olmazsa olmaz Asya'nın dünyaca meşhur rambutan meyvesi. İçinden inci gibi çok lezzetli bir meyve çıkıyor. Tabii ki rambutanı da kaçırmayacağım. Longan üzümü. Bu aynı bizim üzümler gibi böyle dallardan sarkıyor. Fakat bunları böyle parça parça ayırmışlar görüyorsunuz. Ama dışında kap var. Onu söyleyeyim. Kabını soyduktan sonra insanlar bu güzel longan üzümlerini yiyebiliyorlar. Longan üzümü de aldım yanıma. Olmazsa olmaz. Kolajen yüklü, gençlik veren, sağlık veren, kırışıklıkları gideren dragon meyvesi. Bayılıyorum. Hem içi mor olanı var. Endonezya'da mor olanı yemiştim. Tayland'da, Vietnam'da bu bölgelerde aynı zamanda içi beyaz olanlar da çıkıyor. Gerçekten o kadar lezzetli ki ben buna bayılıyorum. Kaçırmayacağım. Olmazsa olmaz passion fruit. C vitamini deposu. Tabii ki passion fruit da aldım. Papaya meyvesi var. Yine mideye çok iyi geliyor. Aynı zamanda buranın, Asya'nın zaten ananasları çok lezzetli. Ananasları da kaçırmayacağım. Ben sabah kahvaltısına bu şekilde sağlıklı başlayacağım. Meyvelerle günümü tamamlamak istiyorum. Ama aynı zamanda tabii ki Avrupa, dünya mutfağına hitap eden, Asya mutfağına hitap eden de kahvaltıları bulmak mümkün. Görüyorsunuz çeşit çeşit böyle bitkiler var. Yine balıklar var, tütsülenmiş. Değişik et ürünleri var. Ve olmazsa olmaz tabii ki peynirler, ekmekler, çeşitli kruvasan çeşitleri de var. Ama ben meyveciyim, meyveyle günüme başlıyorum. Hemen şöyle sizi otelimizin, restoranımızın terasına götürüyorum. Manzaraya karşı yemeğimizi yiyelim. Biz Ho Chi Minh manzarasında kahvaltı yapmayı tercih ediyoruz. İsteyenler tabii kapalı restoranda yiyebiliyorlar, bol klimalı ortamda. Ama isteyenler de böyle açık alanda harika manzaraya karşı kahvaltılarını yapabiliyorlar. Oo, çok güzel. Otelimiz zaten tam şehrin kalbinde demiştim. Aynı tabiri caizse nereye benzetmek gerekir derseniz bizim İstanbul'un Taksim Meydanı'nda kalıyoruz şu anda. Çok merkezi bir yer. Hemen arkamızda görüyorsunuz Ho Chi Minh Meydanı var. Ho Chi Minh'in heykeli bulunuyor. Belediye binası ve işte bulmuş olduğumuz bu bölgede yüksek gökdelenler, lüks rezidanslar, iş merkezleri yer alıyor. Birazdan buraları zaten keşfedeceğiz. Ama önce ben şu meyvelerimi yiyeyim. Meyvelerimizi yedikten sonra keşiflerimiz devam etsin.